Herkese merhaba. Biz bugün bu ocağın taşlarını değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı yıpranmış. Yani kullanımdan kaynaklı artık çok eskimiş. Yani temizlenecek gibi değil. Ben de böyle bir çirkin görüntü olsun istemiyorum. Trendyol'dan şöyle bir ocak bek takımı sipariş ettik ve fiyatları çok uygun. Sadece şu taşlar bile 30 lira mıydı, öyle bir şeydi. Fiyatları gerçekten uygun. Bırakırım linkini. Siz de bakarsınız. Her ocağa uyumlu bulabilirsiniz. Benim ocağım şöyle. Cam ocak, arçelik. Yani sadece şunları bile alabiliyorsunuz. Bunlar yıprandı. Tek tek satılıyor çünkü. Ben komple set olarak aldım. Çünkü buraları da çok çok yıpranmış. Artık aşınmış, yanmış. Bakın mesela şurası. Artık çıkmıyor bunlar. Ve kötü bir görüntü oluyor. Ben de böyle yenilemek istedim hocam. Gayet uygun bir fiyata bunları değiştirebiliyorsunuz. Ama bunları nasıl sökeceğiz, nasıl takacağız çok bilemiyoruz. Videoda çok göremedik. Videoda göremediğimiz için çekmek istedik nasıl takıldığını. Şöyle göstereyim. Şu aparatları geliyor hepsi. Bunlar şu alt kısımları. Şunlar demirleri. Şunlar da takımları. Böyle hadi bakalım biz şimdi başlayalım. Valla ben çok heyecanlıyım. İnşallah güzel olur. Şurada vidaları var. Bunlardan çıkaracağız. Bu arada bu ocağı ben böyle kullanmadım. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu eve yeni taşındık. Ve ocak böyleydi. Bıçak. Bıçak da mı gerekli? Şimdi silikonlarını çıkarıyor. Yani herhalde böyle oluyor. Hiç bir video falan görmedik. Biz de aynen tahmin olarak yapıyoruz ama sizlere de fikir olsun diye. İnşallah becerebiliriz. Yağdan yapıştığı için çıkmıyor. Zor olacak takması mı sence? Çıkarması hep yağdan yapışmış. Şuralara baksana, yaklaştır. Şuralar hep yağ olmuş. İzleyeceğiz. Ay elin çarptı. Yani çok fazla su. Yani şu içine en azından biraz alsam iyi olur. Yani. Şura özellikle de. Şunu da daha önceden açmaya çalışmışlar. Açamamışlar. Böyle bırakmışlar. Vidası yalama olmuş. O da nasıl olacak? Bilmiyorum. Şunları da bir çöp poşetinin içerisine koyuyorum. Vallahi biz bir işe kalkıştık ama inşallah sonunda ocak almak zorunda kalmayız Safa. İnşallah. Camı da çıkardı. Bence biz bu işin sonunda yeni ocak alacağız. Bu paylaştıklarımızı sakın evde denemeyin. Biz yandık, siz yanmayın ama inşallah bir şey olmayacak. Bakalım buralar ne kadar kirliymiş. Onlar şey olmuş artık. Yani yanık, da, yanık. Onlar değil de üstündekiler çıksın yeter. Yani şöyle bir kiri gitsin, artık yapacak bir şey yok yani yoksa. Yani yaptık yaptık. En azından temiz oldu mesela şurası. Bizi bırakayım ben. Bir dakika şurayı yapmadım. Bak şuraları görüyor musun? Şuralar. Yanları. Biz bir yıkayalım mı tekrar şey. Yani eskisinden kat kat güzel oldu. Şurası kaldı. Önemli olan içi zaten. İçini de halledeceğiz. Helal olsun. Güzel temizlik yaptın.
Yani bunu yapabilirsek hele olsun bize. Yani. Gerçekten. Eğer bu videoyu yayınladıysak bu ocak çalışıyordur. Yani. Yoksa yeni ocak almışızdır, onu paylaşırız. Yani riske girerek yaptık. Artık olmasa da ocak alacağız dedik. Olur olur. Olur, bence de olur ya. Ha bu arada elektriği kapattık, bilginiz olsun. Doğalgazı da kapattık. Aynen, doğalgazı kapattık. Ne olur ne olmaz. Aynen, bu işlemleri yaparken siz de gazınızı, elektriğinizi kesip yapın. Bezleri şöyle küçük küçük kestik. Çünkü girmiyor, sığmıyor. Güzel oldu. Tek sorun ocağın çalışmaması. Çalışacak, çalışır. Çalışır ya. Yani inşallah. Çalışmayacak bir şey yok ki. Şu. Oluyor mu? Oluyor, oluyor. Daha nasıl olacak zaten? Bu bile mucize. Güzel oldu. Alt taraf da battı. Şimdi üstten dökülüyor. Bir de buralar temizlenecek tabii. Teli şöyle küçücük kesti. Küçük küçük parmağıyla. Türk'ün zekası. Senin böyle yeteneklerin vardı da niye hiç bana söylemedin bu zamana kadar? Bu resmen benim videom oldu ya. Niye bu kadar çok uğraştın? Yoksa yeni ocak alacaktın az kalsın. Hiç de olmazdı. Niye olur? Hiç de bile. Erkeklere para değil, tamam. Yapamayacakları şey yok. Lan cezası. Son halini göstermedim buranın ama. Çek şöyle. Çekeyim. Gayet temiz oldu valla. Ben yapamazdım. Ellerine sağlık. Şurayı bir alsana bak şurada. Bez mi? Nereye? Şurada. Orada şey kalmış. Orada da kalmış. Kaldı ya. Dört dörtlük olmadı zaten. Bir dakika, şurada da kaldı. Yani o kadar da olsun. Valla temiz oldu içleri. Şunlar silikon izleri. O yüzden onları temizlemedik. İşte bu kadar. Sonra vidalarını sıkacak. Şimdi deneme yapacağız. Hepsini taktık. Hadi bakalım. Yanıyor. Helal olsun bize. Vallahi.
Yaptık. İyi iyi, yanıyor hepsi. Sıkıntı yok. Vallahi yeni gibi oldu ocaklar ya. Hepsi yanıyor. Sıkıntı yok. Vallahi güzel oldu. Ne diyorsun? Çok güzel oldu. Yeni gibi olmadı mı? Evet. Sanki yeni almışız gibi oldu. Tamam, yakıp durma, kapat. Şöyle bir tamam. Gösterelim yakından da. Ay vallahi güzel oldu. Ama şunu söyleyelim. Yapan burada tabii. Çok zor. Çok zahmetli. Yani bayağı uğraştık. 2-3 saat uğraştık. Ama değdi. Şuna bakar mısın? Ne güzel parlıyor. Tertemiz oldu. Evet arkadaşlar, videomuz bizim bu kadardı. Ama gerçekten çok zahmetli bir iş. Yaparken çok dikkat edin eğer yapacaksınız siz de. Sizlere de fikir olmuştur umarım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.